gelen valizden de anladığınız üzere bu bir valiz toplama videosudur. Çok heyecanlı çünkü hayatımda ilk defa gerçekten valiz hazırlayacağım. Gerçekten ilk defa bu arada. 19 yaşıma girdim. Şu valizin yüzünü daha ilk defa görüyorum. Çünkü yani uzak yerlere gittiğimde genelde bir iki günlük okul gezileriyle falan gitmiştim. Ve onların hepsinde de sırt çantasıyla falan filan hallolmuştum. Sanırım dışarıdan çok ses geliyor. Bir dakika. Neyse. Valiz kullanma serüvenimi anlatacaktım. Kullanamam. İşte o yüzden hiç valiz kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Büyük ihtimalle o yüzden çoğu şeyi sığdıramayacağım gibi ve 5 dakika sonra annemi çağıracağız gibi hissediyorum. Ama deneyeceğiz. Çok heyecanlı. Bu arada bu üstte duran karışıklıkları buna yerleştirmeyeceğim. Şey diye düşündüm, kıyafetleri birisine. Bir de bir tane daha var. Ona da bu masanın üzerinde bulunan ıvır zıvırları yerleştirdim diye düşündüm. Mera sanki biraz yamuk gibi. Evet, şu an daha iyisiniz ve daha güzel. İşte valizimiz bu şekilde. Böyle kırmızı bir valiz, günlük özelliği yok. Şimdi kıyafetlere başlayalım. Çok heyecanlı. Şimdi bohçacı geldi hanım gibi hepsini tanta tanta gideceğim gibi. Neyse, inşallah tuhaf olmaz. Burada işte bornozum ve havlum falan var. Bunu direkt en alta atıyoruz hocam. Şu kemer sanırım en üstünde hepsini tutmak için işe yarayacak diye düşünüyorum. Yani bir valiz cahili olaraktan pek bir bilgim yok. Ama öyle diyerekten açtım. Sonra sanki gelin olacakmışım gibi gittik pijama takımı falan. Bunu da en alta atalım çünkü ben bunu uzun süre giymem diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Neyse, şimdi kıyafetlerimize geçeceğiz. Şöyle kıyafetler, ben en son işte Covid'den önce falan çok fazla kıyafet alıyordum. Covid geldiğinden beri çok fazla gerçekten kıyafet almadım. O yüzden çoğu iyi şu an ben giymek istemiyorum, sevmiyorum falan ya da ne bileyim zaten çok fazla giydim. O yüzden çok fazla kıyafet yok ama kıyafeti hem buradan almama sebebim hem birazcık finansal problemler hem de yani zaten valiz kıt kanaat sığacak. Oradan oraya göre alırım, anladınız mı? O yüzden çok fazla kıyafete boğmadım. Oradan almayı planlıyorum. Ki burada olan mağazalar orada da var. Hatta bence daha iyileri bile vardır. Çünkü Adax bile yok. Yani Allah'ın koca Konya'sında Adax bile yok. Bunun tartışmasını yapabilir miyim size, tamam. Konumuz valiz. O yüzden Adax'ın olmaması olayını atlıyoruz. Yani buradan alıp ta Konya'dan Antalya'ya taşıyacağıma kadar oradan alırım. Giyerim yani. Bu kadar basit. Neyse, bunu bu kadar uzatmama gerek yok bunun. Şimdi şey oluyor, böyle rulo falan yapıyorlar, daha çok yer kaplıyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Özellikle pantolonları mesela. Hadi bakalım. Ay, bu kot pantolon bu arada gerçekten çok güzel. Pantolonunuzu koyuyoruz. Bu da bayağı kalınmış bu arada, bayağı büyük. Başka pantolonum yok. Gerçekten bu arada yani şaka yapmıyorum, az kıyafetim var derken. Ve kışlıklar da şöyle ki benim buraya gidip gelme durumum olabilir. Bilmiyorum bilet parası ve finansal durumum ne şeyde olur. Ama o yüzden çok aşırı hani kışlık bir şey götürmeyeceğim. Ne oranda yağmuru, çamuru mutlaka olacaktır. O yüzden bir iki tane güzel kazak, böyle kalın bir şey götüreceğim ama hepsini götürmeyeceğim. Ulan sadece 3 tane pantolon nasıl götüreceğim ben? Ama şeyde de var. Makinede ve ütülenecek olan kıyafetlerim de var. Tişörtlerden ve elbiselerden falan devam edebiliriz. Ama bunu birazcık böyle işte evde, yurtta falan giyilir. Yurtta diyorum bu arada. Burada mesela yurt için olan şeyler falan filan da var. Sanki yurt çıkmış gibi daha dün başvurdum. Ve benim okulum bugün günlerden ne? Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 4 gün içinde okulum açılıyor. Eğer ben şu an gittiğimde kuzenlerimde kalacağım. Eğer kuzenlerim olmasaydı nerede kalırdım bilmiyorum yani. Yurt birazcık saçma oldu. Kalacak yeri olmayan bir sürü insan var yani. Onlara ne olacak hiç bilmiyorum. Ve hani yurda başvurdum ama yurda çıkacağı da garanti değil. Çıkmaya da bilir yani. Çıkmasa da ne yapacağım bilmiyorum. Biraz işler tuhaf kalma olayı. Neyse, bir gidelim. Şu dantelli tüllü, birisi eğer acil düğüne falan çağırırsa orada hemen giyip çıkabileyim diye bundan alıyorum. Çekelim dursun ya. Yok, almayacağım. Donacak değilim herhalde yani bir 2 saatlik bir otogara gidişte. O yüzden yapacak bir şey yok. Geçen ay size bunun aynısını gördüm, 100 liraydı. Keşke o zaman aklıma gelebilseydi doların böyle 8-9 lira olacağı da 3-4 tane alsaydım. Biraz sıkıcı şu an. 2 sivit bir de kazak götürüyorum. Bence Antalya için çok bile. Yeter de artar bile. Birazcık daha gelecek buraya. Böyle ama onları bir de şurada 2 tane daha tişörtümüz var hocam. Bunları şöyle girelim bakalım size buraya. Artarsa eğer buradan koyamazsam falan buraya koyarım ya da mesela işte şarj aleti, kulaklık falan onları acil almam gereken şeyler olsa onları da buraya yine koyabilirim. Şimdi ıvır zıvır şeyine gelelim ama önce onları full yere indireyim sonra devam edelim. Şimdi sıra diğer bölümüne. Bakın kemeri bile yok. Ama ne yapalım? Şimdi burası gerçekten ıvır zıvır çekisi ve bu biraz şangurt şugurt olacak gibi hissediyorum. Ama en altına şu dosyalardan koyacağım. Lazım olur illa ki. Ve lise diplomamı ekliyorum. Çünkü lise diploması yurt kaydında ya da okul kaydında biz okul kaydı online olduğu için hiç belge falan da yollamadık. O yüzden hani isterler falan filan sonrasında hani buradan yollama sıkıntı olmasın diye yanıma alıyorum. Hem orijinalini aldım hem de bir tane fotokopisini aldım. Daha sonra kitaplarımı ekleyeceğim. Mandala bile var. Bu eklerim de boyasın. Bunlar eşek ölüsü gibi ya. Zaten bunlar koyunca çanta apar olacak. Şimdi şurada bir cidden gelin gibi her şeyin böyle sıfırını yenisini aldık böyle. İndirimdeydi zaten o yüzden bunu aldım. Normalde elbise kullanmıyorum ama Tarabu hediye ettiği için o. Düdüğü veren parayı çalar mıydı? Yok, parayı veren düdüğü çalar. Doğru söylüyorum. Tamam, bunu ekliyoruz. Sonra işte bahsettiğim 4 kitap bunlar. Sonra adı bandımız var. Da alırım. Orada yok mu? Var. Ama burada işte böyle ıvır zıvır alışveriş yaparken bu da alıverdi yani. Sonra şurada makyaj eşyalarım var. Evet. Sonra şöyle bir kutu aldım. İşte kablolar, ıvır zıvır, işte yapıştırıcı falan ve tükenmez kalemlerimi kalemlikle götüremeyeceğim için buraya koydum. Bunu da böyle koyuyoruz. Ama bunlar etrafını sanki sarmam gerekecek. Çünkü yoksa bunların hepsi şangur şungur dökülür. Evet, şimdi ayakkabı, bağcığı ve bant getirdim. Daha sonra ne aldık? Böyle bir askılık aldık. Çünkü kıyafetlerimizi dolaba nereye asacağız? Askıya asacağız. Biz bunu en üstte atalım mı? Atalım. Sonra burada takı şeylerim var. Buna da bir bant geçelim. Duş jelimiz var burada. Bunu da indirimden aldım. Şimdi şurada şöyle şeylerimiz var. Krem falan pişman. Büyük ihtimalle yarın bunları kullanacağım ama. Bunları da böyle bir poşete koyup öyle içine koyacağım yani. Bu bilgilendirmeyi yapıp şu kovayı falan götürmem lazım. Çünkü buna falan işte şey bunları ya da gidince oradan ıvır zıvırları koyarım ben önce. Sonra şu ıslak mendilleri atalım. Ve dikiş seti aldım. Böyle işte içinde iplik, makas, çarçurt var. Hani ne bileyim bir düğmen koparma, bir şey olur, bir yer yırtılır, hemen dikmen gerekir falan. O yüzden bunu aldım. Böyle 7-8 lira mıydı? O tarz bir şeydi. Herhangi bir züccaciyeciden aldık. Bunu da buraya koyalım. Daha sonra spatülerimi ekliyorum. Çünkü geçen sene çok kullanmadık. Bu sene de işte mum falan filan yaparken belki lazım olur. Bir daha alamam. Zaten bir sürü para bayılıyoruz sürekli. O yüzden ne olur ne olmaz bunu da alıyoruz yanımıza. Daha sonra kulak çubuğu. Daha sonra bu diş fırçası macunu, bunu kullanırım yarına kadar. O yüzden bu da kenarda duracak. Daha sonra bu diş şeyi. İşte bu sene altıdan falan kalıp çıkartırken bunlar lazım oluyor. O yüzden götüreceğim bunu. Daha sonra dediğim gibi belki sıfırını aldığımız için yine bir renk aldık. Daha paketi bile çıkmadı. Daha sonra böyle bir tırnak şeysi var. Bakın şöyle bir şey, her yerde, herkeste olan bir şey. Asetonumuz var. Bunu alacağız yanımıza tabii ki. Daha buraya bu arada şey falan girecek. Bardak, tabak falan. Onları paketlemem lazım. Şu Lipitin mevsilisimizi de atalım bari. Ne yapalım yani. Bir aynamız var minik. Masa aynası. Bunu şey yapabilirim. Kıyafetlerimin arasına koyabilirim. Hani biraz daha kıyafet ekleyeceğim ya. O zaman bunu da ekleyebilirim. Onların yanına koyayım. Çünkü cam yani, ne olur ne olmaz. Bir de ona uğraşmayalım. O zaman şuraya kemerimizi bir ilave edelim. Sığmadı oraya. Biz buraya ilave ederiz. Dediğim gibi tam ıvır zıvır oldu. Ama şu şeyleri böyle halledip gelmem lazım. Yani bardak, tabakları. Olacak. Defterlerimizi unutuyorduk az kalsın. Aptal kız ya, aptal kız. Altta kaldı hepsi. Şey yapacağım, laptopumu falan koyacağım. Büyük ihtimalle yarına kadar kullanmam. Neye kullanacağım yani. Çantayı da bu arada daha bugün sabah aldım, biliyor musunuz? Şoktan aldım çünkü sipariş etsem bir yerden, ben gideceğim zaten yani, buraya gelemeyecek. Oraya gittiğimde de ne olacak, ne diyecek, nasıl kalacağım falan filan belli olmadığı için İnternetten sipariş veremem. Ama giderken de laptopumu koyacak bir çantam yok. Ama şokta görünce dedim ki niye almayayım? Mis gibi çanta yani. Ne olacak? Buraya defterlerimizi şimdi şöyle de bir sırt çantamız var. Zaten önümde kullandığım tek çanta bu olabilir yani. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne kadar minimalist yaşıyorum ben. Yani çok minimalist bir şey var. Neyse. Şimdi dünkü doğum günü şeysinden kalan bir kibrit kutusu. İçinde 2 tane var. Bunu ne yapacağım? Fotoğraf kart şeysi. Bunu şöyle. Daha sonra flash belleğim var. Bu flash belleği ben kaybederim diyenler. El kartımı zaten kullanamam bile yani Konya için. O yüzden ne yapacağım? Daha sonra şuraya gözlüğümüzü atabiliriz. Burada da şey falan var. İşte dezenfektan. Islak mendil. Türkçeyi unuttum ya. Düzenimiz var. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Bir şey fark etmez mi? Ben ayağıma ne giyeceğim? Ayakkabıları kutuladım aslında ama kutuyla sanırım çok yer kaplayacak. Ve bilmiyorum, belki abimle gideceği için ona valiz, yani 3 valiz olabilir. O ayakkabıları da oraya koyayım. Çünkü ayakkabıları şimdi nereye koyacağım? Yer yok. Kutuyla koyarsam. Dur, ben şu ayakkabı olayını çözdüreyim. Bu terlikleri alıyorum. Bu terliklerin bizim evde olduğundan haberim bile yoktu. Ama ayakkabılıkta işte ayakkabılarımı kutularken bir baktım böyle bir terlik var ve üzerinde First Princess yazıyor. Yani ben böyle pembe bilmiyorum giyer miyim? Bakayım. Ayağıma oluyor. Yurda işte şey olunca yurtta giymelik böyle terlikler almam gerekecek. Ve en azından yani almam. Ne yapayım? Ben minimalist bir insanım. Fakir değilim, minimalistim. Neyse. O yüzden bu terlikleri yurtta falan giyerken giyerim. Yoksa normalde evde falan asla terlik giymem. Böyle normal gezinme. Ama yine de alacağım. Çünkü adettendir. Yurt için terlik alınır. Evde bulunursa da ona çökülür. Bunu da buraya koyacağım. Bu arada video 50 dakika falan oldu. Nasıl editleyeceğim, kaç dakika düşecek bilmiyorum ama umurumda değil. Bu ilk valiz hazırlamamdı ve valiz bu yani. Her şeyi bohçacı gibi tanta gittik. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bunlar da burada duracak. Kapatabiliriz hocam kadar. Şunu koyalım. Şu gazetemiz dursun. Buna daha tabak saracağız. Evet, gelin olmuş gidiyoruz. Kombinimiz bu şekildedir. Valiz doldurma işlemimiz bitmiştir. Umarım keyifli video olmuştur. Ben çekerken aşırı keyif aldım. Çünkü valiz yerleştirmemiz gerçekten keyifliymiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.